zamanda ne kadar çok o hem Türkiye'ni sevir, hem Azerbaycan'ı sevir kimi ve onlara Şirvanlı demişler. Zaten İbrahim Bey kendisi Kazak'tan gelmiş. Bugün Azerbaycan Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan Türkiye yatırımları 20 milyar dolara çatacaktır. Bu rakam hiçbir başka bir devlette yok. Tek millet iki devletiz. İki devlet olmamızla birbirimize güç katıyor. O bakımdan da Azerbaycan'ın yavaş yavaş güçlendirilmesi imkan verdi ki artık Azerbaycan da Türkiye'ye gelip öz yatırımlarını yapıyor. Bugün de bu İpek yolunun, modern İpek yolunun yeniden ortaya gelmesi yeniden Türkiye ve Azerbaycan üzerinden geçiyor. Ve burada sadece biz ticaretten konuşmuyoruz. Enerji konuları çok önemlidir. Ekonomik bağlantılı. Mesela ilk olarak Bakü-Tbilisi-Ceyhan boru kemeri, petrol boru kemeri yaratıldı. O zaman 90'lı yıllarda bize dediler ki bu hiç zaman gerçekleşmeyecek. Çünkü kimse buna izin vermez. Ne oldu? Türkiye ve Azerbaycan birleşti, yaptı. Sonra Bakü-Tbilisi-Erzurum doğal gaz kemeri yapıldı. Bize söylüyorlar ki bu olmaz çünkü her şey kuzey üzerinden gelecek. Onu da yaptı. Afrin ameliyatı olduğu zaman artık ben Ankara'da yeni atanmış bir büyükelçi bana ne kadar telefon zengleri gelir. Azerbaycan gazileri, Azerbaycan telefon beni arıyorlar ki biz Afrin'e gidiyoruz. Yani ben diyelim ki benim bir şeyim yok. Size bir şey yapamıyorum ama kalpten gelen bir duygular var. İş adamları dediler biz gidip destek vereceğiz, yardım vereceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'i davetimi arz ediyorum. Sağ olun. Muharrem Bey de bizim... Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.